Şimdi TikTok'ta bir akım var biliyorsunuz. Böyle hep böyle kal, hiç değişme olur mu diye yapıyorlar ve bunu yapmak oldukça basit aslında, ama hani bunu zor diye söyleyenler de var ama oldukça basit dediğimiz gibi. Capput adlı uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdiğiniz, açtınız. Açtıktan sonra açılmasını bekleyin. Yeni proje deyin. Yeni proje deyin tekrardan. Buradan fotoğraflar. Buradan mesela eski ve yeni halleri olmak zorunda, hani mesela 2 tane yeni hal olursa video olmaz. Ben Ronaldo'nun eski ve yeni hallerini indirdim. Yani video için yaptım bunları. Ekle dedikten sonra burada mesela şu yere tıklıyorsunuz. Bu fotoğrafın saniyesi 5.7 olsun. Bu uyumlu olması için söylüyorum. 5.6 yaptım ben. Bunu da 3.6 yapıyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hani devamı da var elbette. Buradan bu orta çizgiye tıklıyorsunuz. Buradan bulanıklık var. Buradan dikey diye bir yer var. Şuradan tıklıyorsunuz dikey diye. 0.5 saniye. Şimdi birkaç işlem daha var. Efektlere tıklıyorsunuz. Video efektleri. Buradan gece kulübü. Gece kulübü dedikten sonra salıncak. Salıncağı buradan ayarlama yapıyorsunuz. Bu 13 olacak. Bu da 13 yapmaya çalışıyorum. Bu da 10 olacak. Şöyle. Devam diyorsunuz. Yani tik işaretine tıklıyorsunuz. Bunu sonuna kadar çekiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan video efektleri diyorsunuz. Buradan bozulma, dalgacık bozulmasına tıkladıktan sonra bunu da aynı şekilde sonuna kadar çekiyorsunuz. Şöyle çektim. Bitti mi? Bitmedi elbette. Ses eklememiz gerekiyor. Buradan ses. Ses karmaşıklık oldu burada. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Bir dinleyelim. Hiç değişme. Hep böyle kal, olur mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu istediğiniz zaman efekt de ekleyebilirsiniz. Metin de ekleyebilirsiniz. Buradan metin ekle dedikten sonra mesela metin ekle tıklayın. Buradan istediğiniz bir metni girdikten sonra da bunu kaydedebilirsiniz. Buradan 1080p'ye tıklayın. Buradan işte yüksek artı tuşuna bastıktan sonra bu dosya çıkarılacak ve galeriden bu dosyayı izleyebilirsiniz.